Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinlediniz. Mansur El Sabah alamet itfaiye. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, barabam bin biri biri bin bam. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. İstanbul merkezden selamlar. Program yapımcınız, sunucunuz ve disk jokeyiniz ben Mansur El Sabah. Güzel bir akşam diliyorum. Hoş geldiniz. İçimizi burkan, içimizi acıtan bir haber aldık dün. Bugün de toprağa verdik kendisini. Çok değerli kardeşimiz, ses sanatçısı arkadaşımız Oğuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmetle anıyoruz. Kendi de söylemiş rahmetli. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Çok doğru. Yayınlarımda sürekli böyle şaka mizah içerikli şarkılarını severek çaldığım ses sanatçımız Oğuz Yılmaz kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Defnedildi. Çok üzgünüz, çok. Allah rahmet eylesin. Hayatını yaşa şükret Mevla'ya. Aynen. Hiç götüren var mı öbür dünyaya? Bravo. Haydi kollarını kaldır havaya usta. İnsan inanamıyor böyle genç, şen şakrak bir insanın aramızdan ayrılmasına. Evinde kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu daha 53 yaşında, aynı yaştayız. 53 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı, böyle güzel şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz'ın yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi. Kim ne yapsa aynı yere göçüyor. Kim ne yapsa aynı yere göçüyor. İnsanın üzüldüğü bu kadar güzel tatlı insanların çok genç yaşta ölmesi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babasıydı Oğuz Yılmaz. Cenaze bugün öğle saatlerine Karşıyaka mezarlığına getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan namazına şarkıcının ailesi yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenlerle çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Oğuz Yılmaz'ın şarkıları, 26 yıllık müziğe verdiği, emek verdiği şarkıları her zaman yayınlarımızda olacak. Hoşça kal güzel insan Oğuz Yılmaz. Seni unutmayacağız. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Come on.
Dillere Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Bir varmış, bir yokmuş. Dostlarımızı kaybediyoruz, arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Allah aklımıza mukayyet olsun da inşallah kendimizi kaybetmeyelim değerli dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Dün duyduğumdan beri kendime gelemedim, inanın. İnsan çok tuhaf oluyor. Yani hangi sevenimizi, sevdiğimizi kaybettiğimizde olmuyoruz. Çok yakınlarımızı kaybettiğimiz gibi hissediyoruz. Mesela İbrahim Erkal'ı da kaybettiğimizde, o da aşağı yukarı bu yaşlara gelmemişti bile. Oğuz Yılmaz, iyi ki vardın. Şimdi efendim gündem haberlerine geçeceğiz. Öncelikle benzin, motorin ve LPG'ye okkalı bir zam geldi. Şöyle. Aynen. Benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LGP'ye 35 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. Ama ne karar alıyorlar. Pompa kararı olduğu zaman anında imzalanıyor. Evet, benzinin litre fiyatına 55, motoruna 67, LGP'ye 35 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak. O yüzden işi gücü bırakın, pompacılara koşun. Daha fazla pompalanmamak için pompacılara gidin. Doldurun depoyu. Kap, kacak, çanak, çölmek ne varsa doldurun. Eşol eşek. Zam mı, ben yapmıyorum yani. Bu arada güncelleme denilmiş. Zam değilmiş, güncelleme. İnşallah bir günde bu millet bu güncelleme yapanları böyle bir güncelleyecek. Hay ağzının tavanını öpeyim be. İnşallah sizi bir güncelleyeceğiz ki biz. Yeter ki Allah o günleri göstersin. Şöyle bir adam akıllı bir güncelleyelim. Efendim, hava durumu bozuyor. Bugün itibariyle biraz sonra ha yağdı ha yağacak rüzgar uyarılarda bulunuyor. Yurt genelinde meteoroloji uyardı. Yarın yaklaşık 15-16 derecelere kadar düşecek ve yarından sonra yukarı doğru bir çıkış başlıyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı ve kavurucu sıcakların geleceği söyleniyor. Meteorolojiden önce ben ne demiştim? Öngörülerime ve hislerime dayanarak. Efendim şöyle söylemiştim. Havalar iyice bir son defa soğuyacak. Son bir yumruğu vuracak. Bir yumruk. Bir daha. Ondan sonra sıcaklar ama kavurucu şekilde gelecek. Çünkü ortası yok havanın. Ya üşüyoruz, tıngırdıyoruz. Ya da şeyden aşağı, boyundan aşağı terliyoruz. Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Doğru söylüyorsun amcacığım. Allah'ın verdiği mesele diyordum ya. Nefesi boşuna harcamayalım. Efendim bu arada benzine, motorin ve LPG'ye yani neredeyse 1 liralara doğru koşan bir zam yapıldı litre fiyatına. 60 litre aldığınızı düşündüğünüzde işte 50 lira 45 lira arabasına göre, yakıtına göre eğer alışta pompacıların pump up the jam. Ben bu zammı ödeyemeyeceğim. Pump up the jam. Yo, pump it up. Pump it up. Ah, yeah. Ulan bestekar olduk be.
İki paylaşımımız var şu an itibariyle. Çok has tabii ki bu. Yayınımıza katılan son 20 kişi hemen yayınımızı paylaşsınlar. Teşekkür ediyoruz. Yücel, Gülcan, Melih, Armağan, Kutsal, Gökdeniz, ilk katılan delikanlı dinleyicilerimiz, helal sene. Yeşe. MES SAT 1 özel Mansur Esabah Satellite uydularından yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Çok sevgili dinleyicilerimiz. Efendim lütfen bu güncelleme ve pompalarla neden sürekli pompalanıyoruz? Sürekli pompalanıyoruz. Neden pompalanıyoruz? Bugünkü sorumuz. Hay ağzının tavanını öpeyim. Sorumuz bu. Şimdi dedik biraz önce de belirttiğimiz gibi benzin LPG motorine harbiden okkalı bir zam geldi. Bütün dünyada inerken bizde neden çıkıyor? Bunu da soruyoruz sizlere. Efendim çok yakında Netflix'te dizileri başlayacak Sedat Peker'den yeni bir video daha geldi. Adama Netflix, Netflix alayım bunu, Netflix. Adamı çok yakında Netflix'ten ararlar. Sedat Peker'den yeni video. Erdoğan sonrasına kimin planı varsa bizi mahvedecekler dedim. Suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube hesabından yeni video paylaştı. Peker kendisi hakkında gelişmelerin fitilini ilk olayın ateşlediğini söyledi. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker 71 dakikalık bu videosunda zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür başlığına yer verdi. Her videosuna masaya kitaplar koyarak ayrıca masadan mesaj gönderen ve ayar çeken Sedat Peker son videosunu yayınladı. Önünde bu sefer Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı vardı. Sedat Peker kendisi hakkında gelişmelerin fitilini iki olayın ateşlediğini söylemiş. Yani biz de bunu soruyorduk. Sedat Peker'i kim ateşledi? Yani kendisi ilk fitili demiş ki, bu benim hikayem, 1,5 senedir sıkıntıları ben yaşıyorum, o yüzden dolayı bana akıl vermeyin, o yüzden parça parça koparacağım, canları yakacağım dedi. Bugünkü videosuna Yıldırım Demirören'den söz eden Peker'in masasında bu kez Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı varmış. Peker kendisi hakkındaki gelişmelerin fitilini ise iki gelişmenin tetiklediğini söylemiş. Fitilin ilk ateşlenmesi Michel Rubin adında Amerikalı bir yazarın yazdığı yazıyla olmuş. Etki alanı bu şekilde geliştirilmeye devam ederse Tayyip Erdoğan sonrasında Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. Böyle çok şeyli de konuşuyor böyle. Ağır aradı, Elazığ'a gitmedi. Hürriyeti ben bastırdım. Cumhurbaşkanına giden iş adamları 3 aramadan geçiyormuş. Onları anlatmış. Bu arada Bakan Soylu'dan da Sedat Peker istifa açıklaması geldi değerli dinleyicilerimiz. Dün Twitter bayağı sosyal medya çalkalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de katıldığı programda Sedat Peker'in fotoğrafını paylaşarak bataklık operasyonuna iki baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu iş için ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var dedi. İstifa çağrılarına yanıt veren Soylu, bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an koltukta bir saniye kalmam dedi. Anlatırsam yer yerinden oynar, atışmaları devam ediyor. Ekrana Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğraflarını yansıtan Süleyman Soylu, Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar dedi. Bu arada tabii tuhaf şeyler de kullanıldı. İşte karısının iç çamaşırları vesaire, biz o konulara girmeyelim. Bakanlık bir açıklama yapacaktır. Yani bu işin sonu nereye varacak, hep birlikte göreceğiz. Uzman isim açıkladı. Maske zorunluluğu kalkabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı koronavirüs ve maske zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Aşının en büyük silah olduğunu söyledi. Aşılar yapılır ve herkese ulaşırsa toplum %70'e yakını immunize, yani bağışıklığı kazanırsa
Maske zorunluluğu kalkabilir. Temmuz, Ağustos gibi ciddi düşünceler var. İnşallah Temmuz ve Ağustos'ta şu ağzımıza yapıştırılan maskeler kalkar. Hakikaten fenalıklar geldi. Bakıyorsunuz dışarıda artık bugün akasyalar açmıştı. Rüzgarla birlikte işte hepsi neredeyse çiçekler, erik çiçekleri, vişne, kiraz, şeftali bunlar. Yani meyve veren ağaçlar, akasya hariç tabii ki. Yavaş yavaş çiçekleri döküp yemyeşil bir duruma geçtiler. Yani bahar çok kısa sürüyor. Zaten 17 günlük kapanmada baharın da içine girmiş olduk. İnşallah şu maske denen melanet bir an önce hayatımızdan kalkar. Ağzımız, burnumuz yapış yapış oldu. İnşallah diyoruz. Sizlerden de yorumlar alalım. Hem programımızla ilgili yazdığımız şeylerle ilgili. Pompacılar gece gündüz çalışıyor, kararnameler imzalanıyor, sürekli bizim için güncellemeler yapılıyor. Bu pompalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle şey. Şimdi bu arada dün İstiklal Marşı organizasyonu sözde böyle bir şey vardı biliyorsunuz ama her şeyde olduğu gibi bunu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Yani benim anlayamadığım nokta şu, Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayla saat 19.19'da hep birlikte milletçe İstiklal Marşı'nı okuyacağız demişti. Yani hep birlikte ne demek? Daha sonra kendisi şiir okumaya başladı. Yani marş söylenmesini bıraktık. Yar dedik ki bari hani şiir olarak okunması olsun. Hani onu dinleyelim. Orada da prompter'dan yani önünden akmasına rağmen Erdoğan birçok hata yaptı. Neden böyle bir topa girildi? Niye böyle yapılıyor? Milli bayramlarda neden farklı kutlamalar? Mesela geçen 23 Nisan'da da burada bayrak töreni yapıldı. Yani böyle milli bayramlara alternatif bir tavır hissediyoruz. Millet tabii ki bunu yakından hissediyor, görüyor. Bir de İstiklal Marşı hep birlikte okunacak denildiği halde 19-19'u geçti, 20-21-22'yi geçti. Hala marş okunmuyor, şiir olarak okundu. Bir tuhaflık, bir acayiplik vardır gidiyor, anlayamıyoruz ama biz şöyle söyleyelim, bir daha İstiklal Marşı okuyacağımız zaman kimseye bakmayacağız, televizyonlarımızı kapatacağız, saatlerimizi kuracağız. 19-19 ise kimseye bakmadan televizyonları kapatarak marşımızı okuyacağız arkadaşlar yani. Birçok yerde okudu. İnsanımız, vatandaşımız, milletimiz helal olsun. İstiklal Marşı okuyan, adam gibi okuyan herkese selam olsun. Tekrar ediyoruz. İstiklal Marşı sözleşilen saatte milletçe haykırarak okunur söyleme biçiminde icabında yani İstiklal Marşı'nı söylememiz, söyletmemiz, yaşatmamız lazım. Marşı şiir olarak okumak yeni Türkiye'ye eski tip adetler getirmek gibi bir şeydir. Marşı şiir olarak okumak marş yerine geçmez. Tarihte çok tuhaf şeyler olmuştu. Bazı açılışlarda biliyorsunuz yani inanılır gibi değil. Ne yapıyoruz efendim? İşte çeşitli işte başbakanları seçiyoruz, milletvekillerini seçiyoruz, işte belediye başkanlarını seçiyoruz, muhtarları seçiyoruz. Bakınız bu seçtiğimiz insanlar marşı nasıl okuyorlar? Twitter'da değil sadece dün, evvelsi gün her yerde bu yıllardır paylaşılan bir şey. İbretlik bir durum gerçekten. Eyvah eyvah.
Aha aha aha. İşte bunlar seçtiğimiz insanlar. Biraz daha seçici olmamız lazım. İşte programda. Aha. İşte programda. Aha aha. İşte programda. La pa program mı sorayım? Aha, işte programda. Aha da program. Ha. Ha, aha da programda. Uy, Mansur El Sabah Show'da. Aha aha aha. Yani dün saat 19.19'da herkes sinirden kavruldu, fitil oldu ya. Arkadaşlar bundan sonra marşı televizyonlarımızı kapatıyoruz. Saatimiz kaçsa 19 mu? 19.19 mu? Biz söylüyoruz. Biz. İstiklal Marşı beraber söylenir, haykırılır. Şiir şeklinde okunmaz. İbreti alem olmaya gönüllüyseniz Mansur El Sabah Show'u dinleyin. Paylaşalım, paylaşalım. Yayını paylaşalım, mesajları gönderelim lütfen. İstanbul Merkez dinliyor. Herkes herkese selam. İstanbul Merkez, Mansur El Sabah canlı yayında. Anlaşılı yakın kalın görsün. Nasıl olsun en güzel aşktan bizse, bizse. Adımız bir arastaya çıktı mı yüzse, bakalım. Nasıl olsun dostum sen bizse, bizse. Nasip olsa en güzel aşktan bizse, bizse. Şarkıyı hala öğrenemedim bu şarkıyı. Öğrenmezsem, döndüremezsem bizse, bizse. Bizeyi biliyorum, bizse, bizse. Burası çok çok güzel. Hayat. Neden yoruyorsun ulan hayat? Diskanı var lan! Benzin, motorin, LPG'ye zam geliyor. Okkalı, yumurtalı, susamlı, çörek otlu zam geliyor. Aman kapkacak, çanak, çölmek ne varsa doldurun. Eyvallah çok güzel konuştun. Sağ olasın. Oh,
Mesajlarımızı lütfen gönderelim. Paylaşımlarımızı lütfen hemen yapalım. Çok az paylaşım var. 4 paylaşım. Yapmıyorum da programı. Çok. Ha patladı patlayacak bir hava var. Bu akşamdan itibaren yarın gece saatlerine kadar yurt genelinde çok ciddi bir düşüş yaşayacağız. Arkadaşlar lütfen dikkatli olalım. Yani birçok kişi görüyorum sokakta don gömlek. Bir de bu çoraplar var böyle kışın. Hadi neyse şimdi hava güzel. Kışın da böyle incecik ya da yalın ayak giyilmiş gibi böyle işte papet mi babet mi kısa çorap neyse. Hala onlar var. Üşüyor insanlar, böbrekleri üşüyor, mesaneler üşüyor. Yani bilmiyorum, insanın sürekli çişi gelir. Yaz kış çorapsız gezen var ya. Yani diğer yerleri göremiyoruz tabii. Hayır yani çorapsız gezilir mi ya? Şu anda yayındayım, benim ayağımda kalın çorap terlik var ya. Niye? Konuşurken hata yapıp ya bu adam üşütmüş ya, üşütmüş bu ya. Demesinler deyi. Evet arkadaşlar, tam dolaşma havası değil mi? Aferin. Aferin yavrum benim. Maşallah sen bu akılla... Bayılıyorum buna ya. Neyse ciddi meselelere geçelim. Rica ederim, çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şakayı bırakalım lütfen. Peki efendim, öyle olsun, şakayı bırakalım, yayınımıza dönelim. Bahsetmediğimiz neler vardı bugün? Not alıp bahsetmediğimiz neler varmış? Bayılıyorum buna ya. Eşol eşek. Efendim mesajlara geçiyoruz. Mesajlarımızı hemen yazalım. Hemen paylaşalım lütfen yayınımızı. Ne vardı aktarmadığımız bugün? Evet, maske zorunluluğu kalkabilir dedik. Anıtkabir'e atıştırmalık yiyecek ve kahvaltı otomatı kurulması tepki çekti. Daha önce de bazı kendini ve haddini bilmezler, biliyorsunuz buraya çocuk parkı gibi bir şey yakınlarına yapmışlardı. Ya bir tezgahlar, bir dümenler dönüyor ama bilmiyoruz artık. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu Anıtkabir'in otomatların Misak-ı Milli Kulesi'nin alt tarafındaki bölümüne atıştırmalık yiyecek ve kahve satışı için otomat büfeleri yerleştirilmiş. Bu duruma Türkiye Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan sosyal medya hesabından "Yuh artık, Anıtkabir'e ticari box büfeler konulmuş, bir de taş desenli duvar kağıdı ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık? Kim koyduysa kaldırsın" demiş. Bu Anıtkabir'e yapılan saygısızlıklar son özellikle 10 yıldır dikkat ederseniz. İşte oraya böyle bir siyasi parti başkanının amigoları. Nedir ya bu? Yani kabristan orası kardeşim. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan en büyük lider yatıyor. Oraya amigo götürüyorlar. Bu ne saçmalıktır, bu ne izansızlıktır, bu ne cüret, anlaşılabilir değil. Daha önce de haddini bilmez bazı kişiler oraya çocuk parkı benzeri bir şey yapmaya çalışmışlardı. Şimdi de Anıtkabir'in tam ortasına atıştırmalık yiyecek ve kahve otomatı. Ne diyeyim bilmiyorum artık. 14 yıllık karısı başka bir kadınla kaçmış Esra Erol'un programında. Yani peki anlamadınız belki, yani herkes kaçıyor diyebilirsiniz bu tip programlarda. Esra Erol'un programında 14 yıllık karısı başka kadınla kaçmış. Kadın kadına kaçmışlar.
dayanışma. Uf, inanılır gibi değil ya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu köprü ve geçiş ücretlerine yapılan fiyat artışının zam değil güncelleme olduğunu söylemiş. İsyanım var lan! Benzine, motorine, gaza bilmem neye yapılan şey zam değil güncelleme, güncelleme. Ona yapılan zam değil güncelleme. Köprü, otoyollar, geçişler bilmem neler zam değil güncelleme. Yani şaka mı yapıyorsunuz ya? Rica ederim, çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şakayı bırakalım lütfen. Yani hakikaten her şeyi güncelleme. İnşallah bizler de bir gün sizleri güncelleyeceğiz. Hem de ne güncelleyeceğiz. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Öyle ya, yani seçim yaklaştığında biz de bunların alayını bir güncelleyelim bakalım. Ya Netflix'te bu kadar talep yok ya. Sedat Peker'in videoları yok satıyor ya. Sevgili arkadaşlarım, yeni bir videoyla karşınızdayım. Öbür taraftan bakan iç çamaşırlarından bahsediyor. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Beğenmedim. Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Bir gün gelecek dönence. Hemen mesajlarımıza geçelim arkadaşlar. Mesajlarınızı hemen gönderin ve hemen yayınımızda mesajlarınızı okuyalım, dertleşelim, halleşelim. Dostlarım, Yücel ne demiş güzel İzmir'den? Bugün çocuk gelişimciler günüymüş. Dünya arı günü. Çok önemli bir konu bu arkadaşlar, arı. Dünya arı günüymüş. Öyle şeyler yaşıyoruz ki günümüzü göremiyoruz. Birçok gün var. Bu günleri de idrak edemiyoruz. Dünya meteoroloji günü. Lütfen dikkat demiş. Metroloji günü. Meteoroloji değil. Metroloji günü. Yani ölçü bilim günü. Meteoroloji değil. Dünya metroloji günü. Mirkelam, yani Fergan Mirkelam'ın doğum günü. Kim doğmuşsa hayırlı ömürler diliyorum efendim. 1928'de Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi. 1933'te Türk Hava Yolları kuruldu. Türk Hava Yolları'na buradan göğe selam diyoruz. En doğru yere gitti selamımız. 1983'te AIDS'e neden olan HIV virüsü keşfedildi. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Yücel kardeşimize. Mansur'un Sabah Show devam ediyor ve bu şovu dinlemek çok zevkli oluyor. Gülcan Çakmak Hanım, selamlar gençler. Gençlik bayramımız kutlu olsun. Pompalanıyoruz sürekli olarak, biliyorsunuz. Okkalı bir zam geldi. Benzine 55 litre fiyatına, motorine 67, LGP'ye 35 kuruş zam geldi. Yani bir yandan destek paketi bekliyor, insanlar çalışmamış 14 aydır perişan bilmem ne. Bu adamlar okkalı zam pompalamaya devam ediyorlar ya. İsyanım var lan! Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Doğru söylüyorsun, kim duyuyor ki bu milletin sesini? Yani Allah'ın verdiği nefesi boşuna harcamayalım. Pompalanıyoruz demiş Gülcan Hanım. Çünkü karşı gelmiyoruz. Her şeye eyvallah diyoruz. Sorun bizim her şeyi kuzu kuzu kabullenişimizde demiş. Sorun her şeyi kuzu kuzu kabullenmemizde. Melih Güler selamlar demiş. Selamlar Melih Bey. Lütfen mesajda yazın, yorum yazın arkadaşlar. Armağan, petrol fiyatları, benzin, motorin vergi yükü fazla. Aynı zamanda dolara endeksli olduğu için petrol ürünleri fiyatları yükseliyor. Küçükçekmece'den, İstanbul'dan selamlar. Neden bu dolar artıyor? Döviz neden artıyor? Bu 2-3 lirayı geçmeyecek diyen hödükler nerede? Hayır, yani bu dolar bilmem ne. İşte 3 lira 5 lirayı geçerse yüzüme tükürün. Bu arada vazifemizi yapalım.
Efendim şu kadar olursa bilmem nereye bilmem ne de anıracağım diyen bir takım haşa huzurdan. Eşeğle eşek. Bunlar nerede ya? Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur Sabah Show devam ediyor. Hayır, nerede bu hödükler, nerede? İnsanları kandırmak için seçim öncesi bu hödükleri yandaş kanallarda çıkarttılar, konuşturdular. 2 lira her geçer, öbür hödükler çıktı, dolar benzeri böyle sahte paralar yaktılar falan böyle. İnanılır gibi değil ya. Sabah Show devam ediyor ve bu şovu dinlemek çok zevkli oluyor. Evet, devam ediyoruz mesajlarla değerli dinleyenlerimiz. Dolar bilmem ne aldı başını gidiyor. Gram altının fiyatı çeyrek altına doğru yetişmeye çalışıyor. Tabii çeyrekte durur mu? Yani. Beğenmedim. Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Ah Hulusi Baba, ah. Güzel bir bahar akşamından, 20 Mayıs 2021 bahar akşamından sesleniyoruz. Saatlerimiz 18.37, yayınımız YouTube'dan devam edeceğiz. Saat 19 itibariyle, 19'dan sonra YouTuber'lar için yayınımız orada. Twitter'da da linklerimiz olacak. LinkedIn'de ve Pinterest Mansur Sabah sayfalarında. Kutsal iyi yayınlar, Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun demiş. Efendim bizler de bugün ben zaten sürekli işte şarkılarını çalıyorum. İşte Bas Bas Paraları Leyla'ya ile girdik bugün. Yersen adlı şarkısı var. Diğer şarkıları. Ankaralı Namık vardı. O da şen şakrak bir adamdı. Yani ne diyoruz? Geldik gidiyoruz. Bir varmışız, bir yokmuşuz. Hepsi bu kadardan ibaret. Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun. Allah taksiratını affetsin. Unutulmayacak tam 26 yıl çok büyük şarkılar vesaire, çok mizah içerikli şarkılar bıraktı. Her devirde çalınabilecek şarkılar, hem de Türkiye'de her gün çalınacak şarkılar bıraktı. Şimdi efendim unutulmayacak eserler bıraktı. Çalabilirseniz Uğur Böceğim şarkısını çalarsınız. Tabii ki çalacağız. Bizde sanatçılar vefat etse de programımızda sürekli yaşamaya devam ediyorlar. Bir kez daha anarız. Anıyoruz da tabii ki. Akaryakıt artar çünkü dışa ve dolara bağımlıyız. Dolar düşmedikçe pompaya devam edilecek. Küçükçekmece'den selamlar. Gökdeniz Ocakçı, yakıt satmadılar. Yok dediler bugün akaryakıt istasyonlarında. Bakın Gökdeniz Bey gitmiş, bugün yakıt yok demişler. Şimdi efendim eski günler geldi aklıma. Eskiden biliyorsunuz benzine zam gelmeden önce bu çakallar çakarlardı ve depolarlardı. Ne zaman gelecek kardeşim bu benzine zam? Bekleye bekleye bir hal oldu. Vallahi ne bileyim abi. 140 bin kayme bastırdık, bir depo benzin koydu. Bekle ki zam gelsin. Gelecek abi. Gelecek. Gelecekse çabuk gelsin. İnşaat para bekliyor. Mahvolacağız yoksa. Yani işte bunun için adam oradaki geçirdiği zammı öbür tarafta kat çıkardı vesaire. İşte bugün Gökdeniz Bey yakıt satmadılar demiş, pompacılara gitmiş, yok dediler. Bugün akaryakıt istasyonlarında yakıt yok demişler o bölgede, bilmiyoruz başka yerde ne var ne yok. Ahmet Bey Eskişehir'den bol selamlar. Efendim selam, baş üstün olsun. Ben çekirdeği aldım, dizi izliyorum. Hırtlar Vadisi, Devlet yeni başladı. Devamında şenlik var zamlara gelince. Evet, biz yıllar önce bunların serisini yapmıştık biliyorsunuz. Hırtlar Vadisi. (Gülüyor)
Bugün Ahmet kardeşimiz bu diziye devam ettiğini söylemiş. Evet, bizler de merakla bekliyoruz. Acaba bu işin içinden ne iş çıkacak, ne olacak, ne bitecek? Hep birlikte göreceğiz tabii ki. Zamlara gelince demiş, pompalara, daha doğrusu akaryakıta gelen pompalara. Biri bizi söğüşlüyor diye bir program vardı. Hep Vizyon'da, hani biri bizi gözetliyor programı bitti ama biri bizi söğüşlüyor programı hep devam ediyor demiş. Öznur Hanım Ankara'dan selamlarını göndermiş. Ben de selamlarımı gönderiyorum Öznur Hanım. Bütün Türkiye'ye, kalbimiz Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Kalbimiz hep orada tabii ki. Kafa bölümü, kafa takımı, yani beyin İstanbul. O yüzden İstanbul biraz böyle baş ağrılı bir yer. Dünyanın en pahalı ama dünyanın en az kazandıran semtinden, düzeltiyorum, şehrinden. Gerçi ben yalanda öyle bir semtte oturuyorum ya. İstanbul dünyanın en pahalı şehirleri arasındaymış. Kazanç olarak en düşük kazanılan yermiş. Gel de yaşa buradan. Ankara'dan selamlarla devam edelim Özgün Hanım'ı. Marş olayı da skandaldı bence demiş. Yani bunu kasıtlı olarak yapıyorlar bence. Milli bayramlara böyle, milli bayramların eskiden has bir şekilde kutlamaları vardı biliyorsunuz. Yani kendine has o özellikleri sanki bozmak istiyorlar gibime geliyor. Eğer böyle bir şey varsa bu çok çirkin bir davranış. Zaten milli bayramlarda biliyorsunuz uzun süreli rahatsızlıklar yaşıyoruz. Yani AK Parti'nin içinde milli bayramlardan rahatsız çok insan var. Şimdilerde de böyle şey, törenlere katılmamalar, Anıtkabir'e gitmemeler, alternatif bayramın yanında paralel bayram üretmeler. Yani evet, yani paralel bayram. Hani bayram var, yanında da bir bayram. Ayrıca dediğimiz gibi İstiklal Marşı şiir değildir. Marş olarak okunması için yazılmıştır ve İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyacağız diye anons yapmak, tweetler atmak, ardından da şiir okumak neyin nesidir bilemedik gerçekten. Sürekli hareketlerimizi kontrol edilmek isteniyor. Aynen, katılıyorum fikrinize. Kendimizi bağımsız okuyalım. Evet arkadaşlar, bundan sonra hiçbir şeye bakmıyoruz. Biz milletçe marşımızı hiç kimseye bakmadan, televizyonları da kapıyoruz. Çünkü çoğu yandaş televizyon kanalları, ne yapıyorlar efendim bunlar? Orada bir kişinin dudaklarının arasına bakıyorsun. Hayır, biz marşımızı milletçe, 84 milyon kişi milletçe okuyacağız bundan sonra. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek. Dram, komedi ve romantizm kokan program. Mansur ve Sabah Show. Seni dinlemediği zaman insan kendini öksü zannediyor. Mansur Esabah Show. Sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Oy. Göz bebeklerimde sen vardın bir tanem. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleyi havada görmek için. Ya şu kısacık dünyada. Ölümden başka her şey yalanken. Nedir bu gurur? Nedir bu inat? Sevdiklerimiz tek tek giderken, virüsle boğuşulurken, nedir bu inat, gurur?
Oysa ki ölümden başka her şey yalan. Yalan, yalan. Yalan, yalan, yalan. Evliya bahçesinde nar ağacı, dalına gönlümden çile bağladım. Eski nemli dualarda ağladım. Helva dağıttım öksüzlere kandillerde. Sen oradasın, ben yaban illerde. Gözümden öpme volkanım, volkanım, volkanım. Gözümden öpme, uğursuzluktur diye öpmedim. Gerçek olan bir tanrımız, gerisi mi hepsi yalan, yalan. Gerçek olan bir tanrımız, gerisi mi hepsi yalan. Derin mana var bu lafta. Sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerinde sen vardın bir tanem. Göz bebeklerinde sen vardın. Leyleği havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunu ile dün dört karga vurdum. Son. Akıl var, mantık var, radyo var, teyp var, internet var. Yani Mansur El Sabah da var tabii. Onu da dinlemek lazım. Krallarla vuruşur, ordularla dönüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen mesajlarla ilk yarıdan sonra beraber oluyoruz. En son hangi mesajı okumuştuk, not ettik. Özgür Hanım'ın mesajı. Cengiz Yılmaz Bey, iyi yayınlar Mansur abi demiş. Sağ ol canım benim. Şimdi soyadı Yılmaz, kim mesaj çekerse hemen çok değerli kardeşimiz, dün kaybettiğimiz Oğuz Yılmaz. Ekranda da ben sürekli kaybettiklerimizin en genç, en güzel, en yakışıklı fotoğraflarını koyarım. Yani böyle hep öyle yad edelim. Bu güzel yüzüyle, kara kaşlı, kara saçlı, kara gözlü bu Oğuz Yılmaz kardeşimizi tekrar bir rahmetle analım. Çünkü Yılmaz soy ismi gelince hemen Oğuz Yılmaz geldi aklıma. Çok acı gerçekten, çok genç. Teşekkürler Cengiz. Hidayet abimiz merhabalar demiş. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar. Şimdi parlamenter sistemin millete ağır maliyetleri olduğu, başkancı sisteme geçirirse millete ağır maliyeti olmaz dediler. Günümüzde sadece akaryakıt ürünlerine gelen zamlar başkancı sistemin ne kadar ağır maliyeti olduğunu gösterdi. Ayrıca seçilenler seçenlerin aynası ve özeldirler. Seçenler her ne iseler ve nasıllarsa seçilenler de 3 aşağı 5 yukarı öyledirler. Sonuçta böyle göze böyle gözlük demiş. Pisidya beji mermeriyle ünlü Burdur'dan Hidayet abimiz. Pisidya beji. Ya aşk olsun, bana bir pisidya beji mermeri göndermediniz. Hani radyoculara gönderilir ya öyle şeyler. Bana neler gönderildi? Halı vesaire. Efendim uçan halı. Hani uçuyoruz ya. Teşekkürler Hidayet abimiz. Burdur'a selamlar. Okan Aytar abimiz. Bodrum'a selamlar. Emre İslamoğlu son kez fore kazığı gibi olmuş demiş. Zam demiyoruz da. Biz zaten güncelleme de demiyoruz. Mansur El Sabah Show'da pompalama deniliyor. Yani bu zam filan değil. Güncelleme, zaten dalga geçiyorlar milletle. Güncelleme filan. Bu resmen pompalama.
Google'a pompalama, pompa karikatürü yazın. Çıkan karikatürlerden ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hüseyin Cesur iyi yayınlar demiş, yaktılar milleti demiş. Yücel Gürcan dolar kuru falan TL'ye geçerse gelin yüzüme tükürün diyenler her ay üçer beşer yerden devletten aldıkları çuval dolusu maaşlarını saymakla meşguldürler. Biz sorduk ya, bu hödükler nerede dedik. Hani yüzümüze tükürün efendim, yine bir şey yapalım. Yani hak tahakkuk etsin diye şey yapıyorum. Eyvallah, çok güzel konuştum. Aşağı huzurdan kusura bakmayınız. Gelin yüzüme tükür. Yani şimdi ben bile böyle ya dedim, ulan acaba hakikaten böyle çok şey harikulade gidiyoruz da bende mi bir tuhaflık, ben mi kötü bir insanım? Adamlar diyor ki 2 lirayı geçerse yüzüme tükürün, 3 lirayı geçerse ağzıma sıkın. Yani... Ben bile böyle acaba mı lan dedim filan falan böyle. Anlayın insanları nasıl kandırdılar. Bunlar işte böyle üçer beşer maaşla şişirilip hitap seviyesi yüksek, kandırma kabiliyeti yüksek insanlar böyle ekranlara çıkarıldı. Ekranlar bu konuda beslendi, yemlendi, pompalandı. Çok şey var da. Sevgili arkadaşlarım, yeni bir videoyla karşınızdayım. Sedat Peker'den yeni video bekliyoruz. Tövbe estağfurullah. Geldiğimiz noktaya bak ya. Yücel Bey'in mesajıyla devam edelim. Eğer salgın olmasaydı bu ay içinde 4. kez askere gidip 4. kez yemin töreninde yemin edecek ve 4. terhis belgemi alacaktım seneye inşallah demiş. Ya sürekli askere gidiyorsun. Ne oluyor kardeşim yani? Birinin yerine mi? Ne oldu? Vallahi ne güzel bir şey ya. Bir ay, üç hafta, bir ayın da bir haftası tatil. 3 hafta askerlik yapıp gelip anılarını paylaşanlar var ya. Ne diyeyim bilmiyorum. Lan biz 18 ay yaptık. Geçen gün Twitter'da şak diye açtım. Uğur Dündar'ın fotoğrafı. Ben 18 ay yaptım diye onur duyarken o 24 ay yaptık diye yazınca ben hemen sustum. Selam Uğur Dündar'a buradan. Duayen yarım yüzyıl aşkın tecrübesiyle Uğur Dündar abimize. Orhan Yanbaz, Yaşar Nuri hocam pompaya ne derdi acaba demiş. Hocam, evet, pompa hakkında soruyorlar. Yani ne diyorsunuz? Canım, alıştınız madem devam ediyorlar. Yani günde birkaç pompalama olmazsa rahat edemiyorlar. Efendim, pompalanan bir şey demedikten sonra ben ne diyeyim? Bak, derin mana var bu lafta. Bir de böyle ağrıma gidiyor. Pompa fiyatlarına zam geldi. Pompa. Buyurun, ne kadar pompalıyoruz? Kredi kartından mı pompalıyoruz? Ne kadar pompalıyım pampa? Hidayet abimiz, eğer Mansur Bey kardeşim, eğer İstanbul dünyanın en az para kazanılan ve en pahalı şehirlerinden biri ise sizi güzel İzmir'e ikamete davet ediyorum. Vallahi inşallah böyle fırın üstü bir daire olabilirse İzmir'de bir de. Ya da şöyle mesela bir dondurmacının üstü varsa ben gelebilirim. İzmir sıcak geçtiği için yazı kurtarırız içtiyse. Bir dondurmacının üstü bir daire ayarlayın bana ya. Yani şöyle Alsancak Konak taraflarında kiralar nasıl, denizi gören bir yerden. Nasıl yaparım acaba programı oradan ya? Evet ya, dünyanın en pahalı şehri, dünyanın en az kazanılan şehri İstanbul. Düşünebiliyor musunuz? Güzel İzmir'de Yücel'le birlikte program yaparsınız demiş. Muhteşem olur. Bu sayede daha az yorulursunuz. Yücel yükünüzü hafifletir. Belki de ikiniz birlikte YouTuber olursunuz. Aman efendim, şimdi Sedat Peker bir videoları bir seyredilsin. Hay Allah'ım, adam YouTuber oldu ya.
Evet, zamlar hakkında Samet, zammımız mübarek olsun abi demiş. Ahmet Yiğit Tekin, durmak yok, pompalamaya devam demiş. Faruk Şen kardeşler, sevgili Mansur, memleketin bu haline bakınca bu sıralar hep Hitler'in bakanının söylediği şu sözler aklıma geliyor demiş. Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'ın yalan ne kadar büyük olursa insanlar o kadar çok olur dediğini çok kişi bilir. Bir daha tekrarlayalım. Yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olur. Yani Hitler'in de propaganda bakanı varmış bak. Yeterince büyük bir yalan söyler ve sürekli tekrar ederseniz sonunda halk buna inanır. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur'un Sabah Show devam ediyor. Devam ediyoruz ama son mesajlarla bitirelim istiyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Valla Samet kardeşimizin dediği gibi yeni zamlarımız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vay be, söze bak. Yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olurmuş. O yüzden dünyada nerede bakarsanız bakın, en büyük sallayanlar en büyük toplayıcı oluyor ya. Bak, derin mana var bu lafta. Hanife, ay Mansur abi, iyi ki arabamız yok demiş. Ya ya, bak görüyor musun? İyi ki arabamız yok. Bir de onunla uğraşamazdım. Malum yat kalk zam, ekonomi bitik. Sonra selam kelam, hakkınızı helal edin. Oldu, gözlerim doldu. Sana boşuna IBAN verelim demiyoruz. Yani ha işte verebilirsin. Gelir çay yapalım ofiste sana. Ankara'dan selamlar. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum tüm dinleyenlerimize. Yayınımızı hem Facebook sayfamızdan program biter bitmez yine baştan itibaren dinleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. youtube.com/MansurEsabahShow YouTube sayfamızda yayınlarımızın tamamı duruyor. Oradan da istediğiniz gün ve saat daha kolay bulabilir, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olunuz. Efendim, bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Tam böyle bir saati doldurduk mu huzurlarınızdan yüksek müsaadelerinizi isteyeceğiz ve uzayacağız. Bugünkü program konumuz benzinin litre fiyatına 55, motorine 67, LKP'ye 35 kuruş zam gelmesiyle birlikte bu pompalama, yani onların deyimiyle ne demekse güncelleme. Mesela şimdi biz bilgisayara güncelleme alıyoruz değil mi? Her güncellemede biz para ödesek, üstüne para ödesek programın, ne olur efendim o güncellemeden sonra? Güncellemeler programın 10 katı fiyatına çıkar. Güncelleme, bedelini ödediğiniz bir şeyin ücretsiz olarak karşı taraftan yapılmasına denir. Ama programda örnek verdik. Mesela Microsoft'un işte diyelim 8'ini aldınız. Bakın 10'una kadar yine ücretsiz tamamladı. Ama yepyeni bir işletim sistemi çıktığında elbette ki ona ayrı bir ücret veriyorsunuz. Ama kendi sistem üzerinden ne oluyor? Güncelleme ücretsiz oluyor. Ama burada güncellemeler bize güncelliyor. Efendim teşekkürler, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, aşk, sevgi ve sağlıcakla dilemeden önce istenen güzel retereler var. Köprüde trafik çilesiyle bu akşamı bitirelim. Hoşçakalın. Trafik çok yoğun, %90'lara varıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Direksiyondayım. 3 saattir aynı enseye bakıyorum. Önümdeki adamın ensesine. Yüzünü görsem tanımam. Enseyi nerede görsem tanırım artık. Bire tak boşa al, bire tak boşa al, bire tak boşa al. 15 senedir İstanbul'dayım. Sol bacağım sağ bacağıma oranla 4 santim daha kalın. Debriyaja bas bırak, bas bırak. Futbolcu baldırı gibi oldu. Baktım olacak gibi değil, otomatik vitese geçtim ben de. Sağa çalıştırıyorum şimdi. Yanımda gıcır gıcır lüks bir araba var. Fiyatı 250 bin dolar.
gidemiyor. Onun yanında üçüncü el Spring var. 5000 lira. O da gidemiyor. Mao bile sağlayamadı bu eşitliği. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.